Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Dantel Angles üzerinde Aristoteles çalışması yapacağız. İnce dar alanlarda çalışmak çok daha kolaydır. Geniş alanlarda Aristoteles'i pek tercih etmeyiz bizler. Çok yakıştığını da düşünmüyorum açıkçası. Öncelikli olarak yine ipliğimi sabitleyerek başlıyorum işlemeye. Özellikle örtüye tutturdum şablonumu. Çünkü elimde çok hareket ediyor. Hani bu bir çalışma yöntemi değildir aslında. Buradaki çalışma şeklini görerek bir yere tutturma zahmetinde bulunmayın işlerinizi. Benim elimdekiler küçük olduğu için çekim yapmak da biraz zor oluyor açıkçası. O yüzden tutturdum çok hareket etmesin diye. Şimdi ipliğimi yürütüyorum. Kenardaki tırnaklarımı en rahat alabileceğim noktaya kadar gelince, evet burada artık yeterlidir. İlk tırnağımdan başladım almaya arkadaşlar. İlk atımımı tutturma atışı olarak attım. Aristoteli yaparken aynı normal basit nakış iğne tekniklerinde uyguladığımız yöntem uygulayacağız aslında. Bir ileriden bir geriden gibi çıkacağız. Şimdi ipliğim en uç noktamdaki tırnağımda. Hatırlayacağınız üzere bu içerisinde ve dışarısında oluşan kulakçıklara tırnak diyorduk. Buradan girdik. Bir ilerisinde tam karşısına denk gelen yerden değil de bir ilerisine, şurada da benim bir tırnağım var halbuki. Görüyorsunuz. Bakın bir geride. O tırnağı da boş bırakmamak adına tam karşısına gelen yerden girip bir geriye dönüş yaptık. Hep zikzak gidecek. İpliğim üstten geldi. Karşı tarafa geçmem lazım. İçinde ipliğimin olduğu tırnağı değil de bir sonraki boşta olan tırnağın içerisine giriyorum arkadaşlar. İpliğim üstten geldiği için üstten giriyorum. Hemen bir önceki tırnağıma da geçiş yapıyorum. Yan tarafına çekiyorum ipliğimi. Şurada düğüm olmasına izin vermeyelim ipliğimizin. Evet, bir geriye geldik. Şimdi ipliğim yine üstte. Aldım. Karşı tarafına geçiş yaptım. İçinde ipliğimin olduğu tırnağın burası. Ne demiştik? Boş olan tırnağa. Önce boş olan tırnağa gideceğim. İpliğim üstten geldiği için tekrar üstten giriyorum. Boş olan tırnağa girdim. Bir önceki içerisinde ipliğimin bulunduğu tırnağıma da geçiş yaptım. Çektim ipliğimi. Çok dar alanlarda anlaşılmaz ne yaptığınız. Tedirgin olmayın. Acaba güzel olmuyor mu diye. Birkaç tırnak ilerlediğiniz zaman anlaşılacaktır tam olarak ne yaptığınız. İlerliyorum. Özellikle böyle kıvrımlı bir model tercih ettim ki anlatmak istediğim bazı püf noktaları var size. Bu bir nevi ızgara kurma yöntemidir. Ajur uygulayacağımız alanlara da bu çeşit ızgaralar atacağız. Düz ızgara, tekli ızgara gibi. O ızgaraları yaparken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. O kurallar burada da geçerli. Şimdi şöyle bir anlatalım. Fark ettiyseniz ipliğin paralel gitmiyor. Bir tarafı aşağı doğru uzamışken diğer tarafı yukarıda kaldı. Bakın şöyle fark edeceksiniz. Onları eşitlemem lazım. Onları eşitleyebilmek için de bazı yerlerde küçük iplik oyunları yapacağım. Ne yapacağım mesela? Geldim. Aynı boş olan tırnağım hangisiydi? Şu benim boş olan tırnağım. Şu da dolu olan tırnağım. Buradan geçişimi yaptım. Karşıya geldiğim zaman arkadaşlar, bazen aynı tırnakları kullanacağım. Bazen arasını açacağım. Şimdi burada tekrar boş olanı yaptım. İpliğimin böyle çok uzadığını fark ettiğim anda yapacağım ki göze batmasın.
Çünkü orada o uzamışken benim orada minicik yaptığım hileyi çok kimse fark etmeyecektir. Şu an çok uzama gözükmüyor. Az önce uzayacak gibiydi ama toparladı. Biraz daha devam edebilirim. Uzamaya başladığı yerde anlatacağım size. Hep bir geriden boş olan tırnağın içerisinden girip bir önceki içerisinde iplik olan tırnağımın içerisinden çıkıyorum. Risoteli birçok alanda bizim için kurtarıcı bir ajur tekniğidir arkadaşlar. Bazı dalların içerisinde, dar yapraklarda, bazı yollarda, helezonların içlerinde, helezon motifleri vardır. Çokça da kullanırız dantel anglezde. Onların içerisinde hem çok güzel kurtarıcıdır hem de çok şık durur uygulandığı yerde. Evet, bakın şu an uzamaya başladı. Bunu da yapacağım. Uzayan kısım ne taraf? Bu taraf. O zaman burada kısmaya gitmem lazım. Arasını açmak istemiyorum. Arasını açarsam şuradaki şu net görüntüyü kaybedeceğim. Arasını açmak istemediğimize göre ne yapacağız? Burada aynı noktadan bir atış daha yapacağız arkadaşlar. Bakın boş olan kısma gitmiyorum. Boş olan kısma gidersem boş olan tırnağım burası. Aldığımda buraya geldiğimde ipliğimin boyu daha da uzamış olacak. Biz bunu istemiyoruz. O zaman ne yapacağım? Bir önceki kullandığım tırnaklarımı aynı tırnakların içerisinden tekrar giriş yaptım. Geldim. Normal seyrinde devam ettim karşı tarafında. Boş olan tırnağıma gittim. İlk boş olan tırnağıma girdim. İpliğimin olduğu tırnağımın içerisinden çıktım. Ve normal seyrinde devam ediyorum. Arada sadece bir tane uyguladım. İkisini peş peşe yapmamaya gayret edin. Arada boşluk bırakın. Eğer öyle iki tane yapacaksanız bir taneyi normal geçin. Daha sonra tekrar bir tane daha yapın. Ben şu an burada pek ihtiyaç görmüyor gibiyim. Eğer ihtiyaç olursa şimdi bir tane daha yapmamız gerekecek. Tam kıvrımların olduğu yerlerde zaten bu olay bizi yoracaktır. Tam desenimin açıldığı yer bu kısım. Burada da kapandığı yer. Aynı işlem burada da bizi gösterecek kendisini. Burada desenimin dış hattı. Burası açılıyor, burada kapanıyor desenim. Şimdi burada tekrar bakıyorum. Eğer şu şekilde kullanırsam uzama olacak. Karşı taraf onu karşılamayacak. O zaman ne yapıyorum? Aynı yerden tekrar bakın aynı tırnakları kullanıyorum. Aynı tırnakları kullandım. Karşıya geçtim. Kristotellerimin araları açılmamış oldu ve burada da yığıntı olmamış oldu. Arkadaşlar doğru noktayı bulmak için biraz yap sök yapabilirsiniz başta ama emin olun bu atış tekniği çok önemli. Özellikle ızgara yaparken çok daha önemli. Çünkü üzerine kuracağınız ajuru o size yönlendirecek. Eğer ızgaranızda eğrilik olursa ajurunuzu tam denk getiremeyebilirsiniz. Aralarda yapacağınız iplik oyunları sizi kurtaracaktır. Bakın artık düz gidiyor. Öyle çok bizi sıkıntıya düşürecek bir durum yok. Çok minicik eğrilikleri göz ardı edebilirsiniz. Eğer çok uzamıyor ise. Dediğim gibi peş peşe noktalarda kurtarma işlemi yapmayın. Arada muhakkak bir tane ya da iki taneyi normal geçin. O zaman yığıntı oluşur. İşlemenizde çok da belli olur. Daha sonra fark ettiğinizde sizi de rahatsız edecektir o görüntü. Hep bir ilerideki boş tırnaktan girip bir önceki içerisinde ipliğimin olduğu tırnağımla devam ediyorum arkadaşlar.
diğer alana yaklaşıyoruz. Demiştim ya, aynı işlemi ters tarafta yapacağız. Aralara Hristo veya ızgara yaparken ya da herhangi bir ajuru uygularken ipliğinize asılmamaya gayret edin. Evet, yerleştirin, ipliğinizin tam oturduğunu hissedin. Ama arkadaşlar, asılma işlemini yapmayın. Asılma işlemi yaptığınız zaman tırnaklarınızın boyu uzar. İpliğiniz orantısız bir şekilde incelir. Orada gereksiz bir gerginlik oluşur. Deseninizin ayarı bozulur. Mümkün olduğunca ipliği çekiştirmeden, kendi akışında, kendi gelişini kontrol ederek, onu çok fazla kasmadan işleme yapmaya gayret edin. Bir müddet sonra zaten eliniz alışacaktır. İğne kendiliğinden hareket ediyor gibi hissedeceksiniz. Onun için biraz zamana ihtiyacınız var. Disiplinli çalışmanın sonunda ulaşabilirsiniz, emin olun. Şimdi bakın, burada iplik boyum tekrar uzamaya başladı. O zaman ne yapacağız? Yine aynı şekilde aynı tırnaklarımı bir kere daha kullanacağım arkadaşlar. Evet. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. İpliğim kısalmaya başladı. Yeni bir ipliğe geçmem gerekecek. Bu iplik sanki beni başına kadar götürmeyecek gibi hissediyorum. Bakın, o aradaki uzunluk olayı burada düzeldi. Hala devam ediyorum. İpliğim çok kısaldı. Daha fazla kısalmasına müsaade etmeden bitirmem lazım. Yoksa bitirirken zorlayacak bizi. İğnemizin boyu uzun. Çok kısa bir iğne değil elimdeki iğne. İpliğimizi bitirirken, evet, güzel denk geldi. İpliğimi nasıl bitireceğimizi de göstereyim. Tam girerken bitiriyorum arkadaşlar. Girdiğim nokta burası olacak. Normalde buradan gelip yan taraftan çıkıp devam etmem lazımdı. Fakat öyle olmayacak. Buradan geliyorum. Tırnağıma batar gibi gelip kordonumun içerisinden ipliğimi yürütüyorum. Ne demiştik? Düğüm atmıyorduk. Düğüm atmadığımız için düğüm atarmışçasına biraz kordonun içinden yürüteceğim ki ipliğim sağlam olsun. Evet, onu da buradan alalım. Evet arkadaşlar, yeni ipliğimi hazırladım. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Öncelikle ne yapıyorduk? İpliğimizi sabitleme işlemini yapıyoruz. Kordonumun içerisinden yürüteceğim. Ama oradan giremedik. Şuradan deneyelim. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ettiğimiz hissini verebilmek için işleme üstten girmiştik ya, altından çıkmamız lazım. Tırnağımızın ki kaldığımız yerden devam ettiğimizi hissettirebilelim bakıldığında. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı tırnaklarla şimdi buradaki şu ipliğimi şöyle almamız lazım. Oradaki tırnağı kullanacağım. Oradaki tırnağı kullandığım zaman her şey normale dönmüş olacak. Evet. Bakın, şu an bir dönüş yok, uzama yok. Gayet düzgün devam ediyor işlemim. Daha önce de söylediğim gibi, eğer uzadığını hissettiğiniz bir nokta olursa küçük iplik oyunları ile orayı düzeltebilirsiniz. Çok az bir alanımız kaldı. Son tırnağa ulaşana kadar devam edeceğiz. Bir
tane iki tane tırnak kaldı. Aman kalsın bir şey olmaz demeyin. İpliğiniz dahi bitse orada muhakkak yenileyin. O tırnağı tamamlayın. İpliğime hiç asılmıyorum arkadaşlar. Kendi halinde bıraktım. Burada minicik bir uzama olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Hemen toparlayacağız onu. Uçlara geldiğinizde uzama olduğunu fark ettiğinizde olsun uca geldim çok da sıkıntı değil deyip geçmeyin çünkü burası çok çirkin oluyor eğer uzayarak tamamlamışsanız uzamış haliyle. Bakın burada uzadı minicik bir alan, hemen aynı tırnakları kullanıyorum ama bu sefer karşı tarafta kullanıyorum çünkü genişleyen alan burası, daralan alan orası. Hemen şurada bir önceki girdiğim aynı tırnaklardan girdim, orayı tamamladım. Karşıda ilk boş tırnağıma girdim, içinden çıktım bir öncekini. Aynı haliyle devam ediyorum. Tırnaklara gire çıka gire çıka. Neredeyse bitti sayılır. Son birkaç tırnağım. Ne demiştik? Son tırnak da işlerine kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada bir tırnağım var arada saklı. Onu da aldım. Karşıda iki tırnağım var. Onları da aldık. Bakın şu arada saklı tırnaklarım var mı? Hemen onları bulmam lazım. Evet, şu arada minicik bir tırnağımız kaldı. Onları da aldık. Ve arkadaşlar Hristotel'imiz de bitti. Şöyle göstereyim. Şurada başlangıç ipimiz var. Onu da kesip alalım. Görüntümüzü karıştırmasın. İpliğimi kordonumun içerisinden geçirerek ben bunu bitireceğim.